Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok kötü bir yerde durdum yüzüme. Güneş geliyor tabii doğal olarak. Renkten beni iyi göremiyorsunuz. Yeni bir video başlatayım dedim. Aslında dün başlasaydım iyiydi. Çok kötü şeyler vardı, havalar vardı. Şimdi büyük ihtimal yine kötü havalara doğru ilerleyeceğiz. Bir hafta önce video yayınlayamadım. Bu videoyu da ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Yeni sistem geldi. Bu elektronik olarak. Daha önce elektronik sistemi getirmişlerdi ama belli oynamalar yapabiliyorduk. Şimdi artık öyle bir sistemi de kaldırdılar ortadan. Artık tamamıyla oynayamadığımız için sanırım bundan sonra daha fazla video gelecek gibi bir hal var. Öyle düşünüyorum. Çalışma sistemimizi bayağı bir etkiledi. Onlarla alakalı konuşacağız. Bir de dün başıma bir olay geldi. Bu arabayla alakalı bir sıkıntı yaşadım. O sıkıntıyı anlatacağım size ki en azından yolda başına gelenler olursa neden geldi, ne yapması gerekiyor ile alakalı bir fikri olsun. Aslında dün maceralıydı da ne yazık ki stres anı ve buz gibi havada öyle şeylerle uğraştığım için alıp da elime kamerayı açıkçası çekemedim. Genelde de zaten o tarz şeyleri öyle anlarda çekemediğimiz için insanlar da hani bu mesleği kolay zannediyor. Hani karın altında arabanın altına yatma gibi bir özellikleri olmadığı için. Bunu en azından hiçbir şey olmazsa tabii dediğim gibi gerçek anlamıyla karla boğuşurken görmedikleri için gerçek anlamıyla anlamayacaklarına eminim birçok arkadaşın. O nedenle bu işin kolay olduğunu düşüneceklerini düşünüyorum. Ama yine de ben bilgi olarak bunu vereyim de en azından hiçbir şey yoksa Allah göstermesin. Hani yolda bu tarz bir şey başına gelen olur. O da en azından ne yapacağıyla alakalı bir fikre sahip olur. Bu arada üzerindeki tişörte bakmayın. Kasayı aldım az önce. Ondan dolayı biraz çalıştım. Terleyince çıkarttım attım üstümdekini ama hava şu anda tam 0 derece. Fakat güneş var. Tam kafamızda da güneş var. Wisconsin'dayım. Allentown, Pennsylvania'ya gidiyorum. Neyse hadi çıkalım yola. Yol üzerinde zaten videoya devam edeceğiz. Evet dostlar, şimdi yola çıktım. Indiana'dayım. Wisconsin'dan aldık yükü. Chicago'yu geçtim. Indiana'dayım ve istikamet Pennsylvania arkadaşlar. Pennsylvania'ya doğru gidiyorum. Allentown diye bir yer var. Oraya bırakacağız yükü. Sonra da Allah kerim bakalım nereden ne yük alacağız, nereye gideceğiz. Şimdi dün akşam başıma bir durum geldi. Onu anlatmak istiyorum. Bunu da anlatma nedenim arkadaşlar. Şundan dolayı yani yarın öbür gün herhangi birinizin başına gelirse bir fikriniz olsun, en azından ne yapacağınızla alakalı da bir düşünceniz olsun diye söylüyorum. En azından bilmeyenler için de ekstra bir bilgi olur ya da hiç ilgilenmeyenler için. Ama açıkçası Amerika'da olan arkadaşların işine yarayacağına inandığım için bu videoyu yapmak istiyorum. Aslında daha fazla zamanımız olduğu için belki yeri gelir böyle 10 kamera 5 kamera gerçi yine 4 kamera çekiyoruz ama yok arabanın altına üstüne kameralar, dronlar, mronlar yine inşallah o tarz videolar yakın zamanda yapmayı planlıyoruz da görselden ziyade biraz hikayesel bir video olacak arkadaşlar. Bilgi vermek istiyorum. Daha önce de birkaç defa başıma geldi. Dün de başıma geldi ve bununla alakalı keşke dün görüntüler alabilseydim. Dün bayağı bir sıkıntılıydı. Karlıydı, kışlıydı, bayağı bir soğuktu. Gerçi şu an hala 0 derece. Hava soğuk. Bakmayın böyle durduğuma. Dediğim gibi arabada açtık kaloriferleri, böyle geziyoruz. Ama hava soğuk. Dün bile karlı sıkıntılı olduğu için o anları çekemedim. Madem dedik çekemedik, bugün o aklımızdayken de bu hikayeyi değerlendirelim. Belki bir arkadaşımıza birine bir yararı dokunur diye düşünüyorum.
Şimdi dün araçla yolda giderken uzun süredir bu araçta bir problem vardı. Problemin de aslında farkındaydım da erteliyordum sürekli. İşte bugün yarın muhabbeti yapıyordum. Engine derate diye bir şey. Yani motor düşürme gibi. Motor gücü düşürme diye bir mesaj veriyor araba. Bu mesaj birçok arkadaşın başına gelebilir. Bu mesaj birçok çeşitte gelebilir. Bu mesajın anlamı aslında bu. Otomobil, daha doğrusu otomobili demeyelim, tır şirketlerinin bir oyunu. Bir yandan oyun, hani iki türlü bakabiliriz. Bir yandan oyun, bir yandan da gerçekten ihtiyaç olanları da var. Araç belli bir alarmı veriyor. Örnek veriyorum, benim araçtaki problem şuydu. Yağ sensörü bozulmuş. Yağ göstergesi en aşağıda. Tabii çalışıyor, herhangi bir problem yok arabada ama sensörde sıkıntı var. Bununla beraber arada sensör gidip geliyordu. Ve bundan dolayı da sensör gidip geldiği için ve yanında bir de yakıt filtresinde yağı değiştirmiştim. Yakıt filtresinde de bir problem oldu. O da filtre de görev dışı kaldı. Onunla beraber ikisi bir araya gelince araba engine derate mesajını verdi. Bu mesaj benim daha önce birkaç kere daha başıma geldi. Yani bununla alakalı mesela transmission'da olabilir. Yani vites şanzımanında da problem yaşadığınız için de olabilir. Herhangi bir elektronik bir sistemle alakalı, bir sensörle alakalı da olabilir. Bazen büyüktür problem, bazen de küçücük bir problemdir. İşte küçücük problemlerde de arabaya o mesajın gelmesi büyük şirketlerin aslında kullandığı bir sistem. Küçük daha iyi olsa sen gel ben yapayım me getiriyorlar. Bazıları da gerçekten büyük problemler ve sizin için aslında bir ön aşama oluyor. Bu mesaj geldiği zaman, yani engine derate dediği anda iki türlü sonucu var arkadaşlar. Bu araçtan araca da değişebiliyor. Genel Amerika'daki araçlar için, bu büyük ihtimal Türkiye'dekilerde de böyle bir durum vardır diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Türkiye'deki arkadaşlar kendileri yazarlar. Amerika için söylüyorum. Amerika'daki araçların genelinde vardır bu özellik. Yani engine derate, engine gücünün düşürülmesi mesajı geldiği anda iki türlü sonucu vardır. Birçok motor, Cummins olsun, Volvo olsun, bunu şöyle yaparlar. Aracın hızını 5 mile düşürürler. 5 mile. Sana 3 saat verir. 3 saat verir. Der ki 3 saat sonra bu arabayı servise götürmek zorundasın. Başlar saat saymaya. Dün de bu benim başıma geldi. Bu saat sayar. 3 saat içerisinde biter 3 saat. 3 saatten sonra 1 saat daha verir. Toplamda 4 saattir. Ve bu 4 saat içerisinde aracı servise götürmek zorundasınız. Eğer aracı servise götürmezseniz, dedim ya, iki türlü sonucu var. Birisi arabayı, yani shutdown yapar. Bütün motoru kilitler, motoru kapatır. Bu genel açıdan birçok araçta şu anda artık o az olan araçlar. Yani %10'luk bir kesimde, %10'luk bir motor kesiminde geçerlidir bu. Bu tehlikeli olandır. Yani motor shutdown oldu, yoldasın, büyük bir tehlike arz eder. Büyük bir baş ağrısı demektir. Ama yani önceden tedbirini aldığın zaman, işte 3 saat içerisinde belli bir yerde durduğun zaman zaten problem olmaz. Dedim ya, 3 saat artı 1 saat. Toplamda 4 saat. Diğer bir sonucu da 5 mile düşürür arabayı. Yani araba normalde horsepower'dan düşürür, torktan düşürür arabayı otomatik olarak. Bilgisayar yapar bunu. Motorda aslında gitmesiyle alakalı bir problem yoktur. Fakat bilgisayar der ki, arkadaş sen artık bu arabayla bu şekilde devam edemezsin. Ben izin vermiyorum. Ve aracın hızını 5 mile düşürüyorum. 5 mil dediğimizde bugün kaç kilometre yapıyor? Yani yaklaşık 7-8 kilometre hıza düşürüyor arabayı. Gaza basıyorsunuz. Araba belki her şey normal çalışıyor gibi görünüyor fakat gitmiyor. Otomatik olarak 5 mile alıyor aracı. Böyle olduğu zaman da mecbur olarak ya torch truck, yani çekici getirip arabayı çektirmeniz gerekiyor. Ya da yadasını söyleyeceğim. Yadası biraz arabadan anlamanız gerekiyor bununla alakalı. Arabanın speed sensör, yani hız sensörünü sökmeniz gerekiyor. Bu da yine bütün araçlar için geçerli değil ama %90'lık araç kesimi için geçerli. Yani Volvo'larda da bu olabiliyor. Cummins motorlu araçlarda da olabiliyor ama tabii bir de bir bilgisayar yazılımları da önemli. Burada sadece motorla alakalı da değil. Bilgisayar yazılımıyla alakalı olarak ne yapıyor? İniyorsunuz arabanın altına, vites şanzımanına, yani transmission'ın bu şeyin şaftın bağlandığı bölgeyle transmission'ın olduğu bölgenin üstünde Volvo'larda yanda olur, Volvo engine'larda yanda olur, Cummins'lerde yukarıda olur, Packard'larda yine yukarıda olması lazım. Ama yani etrafındadır, zaten bir tanedir bu. Speed sensörü vardır arkadaşlar, speed sensörü, hız sensörü. O sensörü sökmeniz
en azından geçici olarak probleminizi üstesinden gelmenizi sağlar. Ne yapar? Arabanın hızını göstermez. Yani gaza basarsınız araba işte sallıyorum 50 mil, 60 mil ya da işte ne bileyim 100 kilometre, 200 kilometre hıza çıkarsınız. Fakat arabanın göstergesi bunu göstermez. Göstermediği için de bu engine derate dediğimiz özelliği bypass eder. Yani seni nasıl engelliyor bu engine derate özelliği? Arabanın hızı düşürüldüğü için hızı nereden ölçüyor? Hız sensöründen. Sensörü söktüğünüz zaman en azından tamire gidebileceğiniz yere kadar sizi götürür. Bu da sizin birçok noktada işinizi görür. Yani birçok noktada bu anlamda şey yaparsınız. Ne diyeyim? Birçok noktada en azından bu sıkıntıyı üzerinizden atar giderirsiniz. Ama eğer bu speed sensörü sökmezseniz o araba orada kalır, mecbur çekici çağırmak zorundasınız. Bu da büyük bir masraftır. Bu speed sensörü söylediğim gibi her şey için geçerli değildir. Yani her araç için geçerli, %90 araçlarda geçerlidir ama bazı araçlarda olmaya da bilir. Bu da yine aklınızda bulunsun. Yani böyle bir problem yaşarsanız ne anlama geliyor, ne yapmanız gerekiyor ile alakalı bir fikriniz olsun. Yani eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız bir an önce aracınızı tamire götürün. Bekletmeyin. Hiç böyle aman 4 saatten sonra araba sakın durmaz demeyin. Durur arkadaşlar. Kafanızda bu bulunsun. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Öncesinde o motor lambası yandığı zaman tamire götürmeniz her zaman sizin için iyi olur diyorum dostlar. Bu videoyu dediğim gibi böyle kısa tutup bir bilgi amaçlı yapmak istedim. Bu benim başıma birkaç defadır geliyor. Dün de bayağı bir heyecanlı oldu. Arabanın altına girdik. İşte yani bayağı bir sıkıntı yaşadım. Bu arada bunu söylediğim videolarını ufaktan koyacağım ben. Yani bilgi amaçlı olsun diye. O engine derate mesajını veya işte hız sensörünün tam olarak nerede olduğunu. Dediğim gibi her araçta değişir ama ortalama aynı bölgededir. Bununla alakalı başına birisinin bir şey gelirse ne yapacağıyla alakalı bir fikri, bir bilgisi olsun diye düşünüyorum dostlar. Bu da en azından bir bilgi mesajı olsun. Bugün kısa bir video tutacağım. Şu anda durduk, bir yakıt alalım. Yakıttan sonra da inşallah yolumuza devam edeceğiz. Elimden geldiğince videolar yapmaya da devam edeceğim. Tam anlatmadım. Elektronik sisteme geçtiğimiz için çok uzun yollar artık gidemeyeceğiz. Durum bu vaziyetteyken mecburi olarak da biz bunu bol bol video yaparak geçireceğiz gibi görünüyor. Eğer bir çözüm bulamazsak bilmiyorum. Zaten ondan sonra da değişik videoları, uzun videolarla yine karşınızda oluruz. Ama en azından insanların işine yarayabileceğine inandığım, özellikle Amerika'daki arkadaşlar için söylüyorum, bir video olsun. Umarım başınıza böyle bir şey gelmez. Gelirse de nasıl geçici olarak çözüm bulabilirsinizle alakalı bir cevap olsun size. Ki yardımımız dokunsun diye düşünüyorum dostlar. Neyse, videoyu burada kesiyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım işe yarayan bir video olmuştur. Umarım bir bilgilendirici video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sonuna kadar hayallerinizin peşinde koşturmaya devam dostlar. Türk Tracker'la kalın. Bay bay.